Hazırlanıp çıkmamız gerekiyor çünkü saat 12.30'da fuarın servisi var, okuldan kalkacak, ona yetişmemiz lazım. Böyle. Ben halimden de anladığınız üzere ben geç kaldım. Dolayısıyla şu an hızlı hızlı yürüyorum. Size de bir açılış yapamadım. Zaten gördüğünüz gibi yüzüme falan da makyaj yapamadım. Ama telafi edeceğiz. Ben şimdi bir servis alanına gideyim. Servis alanında bir oturacak yer bulayım. Şu an hava çok rüzgarlı. Dolayısıyla söylediklerimi duyduğunuzdan bile emin değilim. Fakat ben yine de küçük bir açıklama yapmak istedim. Şu an çok hızlı yürüdüğüm için de nefes nefese kaldım. Çünkü servise yetişmeye çalışıyorum. Şimdi bir gidelim. Orada duruma göre tekrar açıyor olacağım zaten. Evet arkadaşlar, Manyak Video ile karşınızdayız. 10 yıl sonra internete girip yiyorsunuz. Ben görmüyorum. Sen görmen gerek yok. 22. Ay, maskem yok olmuş. 22. Arkadaşlar, Manyak Video ile karşınızdayız. Açılışı böyle mi? Açılışı böyle. Size böyle bir kişi yani, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yani hayatıma. Ben Bilge. Öyle mi diyor? Öyle mi diyor? Şey, Merve Zilek gibi ben diyor ya, kanalıma evi ben, hoş geldiniz. Neyse de. Arkadaşlar merhaba. Bugün tarihi 22.03.2022. Kariyer Fuarı'na gidiyoruz. Bu saçma insanlar burada makyaj yapıyorlar. Yetişemiyoruz. Kanal şu en soldaki. Arkadaşlar, benimle kanal açmamı istiyorsanız bu videoya beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Biz birlikte açacağız kanalı. Ben motor kullanıyorum. İsterseniz motovlog açabilirim. Teşekkürler, saygılar. Motovlog.
adresi buradaydı işte. Burada bütün üniversitelerin standları var. İş Bankası da var. Oldu diye düşünüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere otobüste bütün makyajımızı yaptık. Utanmasak eyeliner de çekecektik. Arkadaş utanmayıp lensini dahi taktı. Fakat ben makyaj yaparken Sena'nı kaybetti. Kırmışım. Bunu nasıl yaptım fazla hiçbir fikrim yok. Arıyoruz. Bulanlar yoruma lütfen. Şu an gördüğünüz gibi konumuzdan da ayrılarak fuara geldik, fuarı gezdik, küçük bir turunu gösterdim size. Ve şu an gidiyoruz biz dün de gördüğümüzün çok fazla kalmamıza gerek yok açıkçası. Yemek sırası var burada. Hatta bakın şöyle arkadan gösteriyorum. Şu iler gördüğünüz tamamen yemek sırası arkadaşlar. Ve kocaman bir yemek sırası var arkadaşlar. Dün yani ucu bucağı yoktu. Biz yemeği falan direkt bırakıp geri döndük. Ki şimdi burada bir de geri dönüş izdihamı yaşanıyor. Yani her üniversitenin öğrencisi geldiği için felaket bir şekilde öğrenci var. Ve otobüsler böyle hıncı hınç doluyor. İşte koşturmak zorundasınız, sırada duruyorsunuz. Şu an Çulsuz Okan mesela yemek sırasına girdi. Evet, manyak bir video, manyak bir yemek videosu. Gerçekten bir de birazdan ne aldığına bakacağız. Hani göreceğiz. Servislerde hemen şurada gördüğünüz bütün otobüsler öğrenci getirip öğrenci taşıyorlar. İsteyen taksiyle geçiyor, isteyen otobüsleri bekliyor. Birazdan biz de otobüse geçeceğiz büyük ihtimalle. Orayı da gösteriyor olurum. Ama şu an şu yemek sırasındalar. Yorumunuzu söyleyin. 10 üzerinden 6. Bana az koydun. Bakayım. Tadamadım. Yani. Böyle. Yani yoğurdu eksik bence. Sen de bir de tulumba tatlısı. Bir de tulumba tatlısı. Sesimizi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Okan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çöplüğümüze geri döndük. Şimdi Bornan metronun girişinden girdik Ege Üniversitesi'ne ve konuşabilirsin eğer rüzgardan. Şu an Yaren'le spora geçeceğiz. Spordan sonra zaten spor çekiyor olurum. Bugün bacak günümüz. Sonrasında da Gülbike, Okan, ben, Yaren böyle küçük parkta buluşacağız, oturacağız. Hayatlarım, ben kısa bir aradan sonra sizin yanınıza katılacağım. Minik bir işim var. Ondan sonra veriyorum sahibi. Teşekkürler hayatım. Bu şekilde arkadaşlar kanalın yarı sahibi artık Yaren oldu diyebiliriz bence. Neyse şöyle bir güncelleyeyim dedim. Bu arada size açılış yapmadım fakat
çok geç olduğunu düşünmezsek eğer kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Bilge arkadaşlar. Bu şekilde de dedim bir vlog olsun yine. Sabah kalktık zaten gördüğünüz birlikte hazırlandık, yapmam gerekenleri yaptık. Sonrasında hızlıca fuara geçtik. Fuarın da küçük bir turunu çektim zaten. Şimdi de spora geçiyoruz. Spordan sonra arkadaşlarımla buluşacağız. Dolu dolu bir günümü yine paylaşıyor olacağım aslında. Yani ben dedim ki çekeyim. Böyle. Bir de bu arada kariyer fuarı hali hazırda yakın dönemde mezun olacaklar için çok iyi fırsatlar çıkartabilecek bir yerde açıkçası. Dolayısıyla oraya çekmek, size göstermek istedim. Bilmiyorum ne sıklıklarla olur tekrar hani biz mezun olduktan sonra. Fakat bize denk geldi ve sizlere de göstermek istedim. Bizim için verimli geçti. Hatta alanımızla ilgili birkaç yere de başvurumuzu verdik. Bu şekilde bazıları kariyer.net'ten, bazıları direkt orada CV doldurarak başvuru alıyorlardı. Onları öğrenmiş ve gezmiş olduk. Turka salon vesaire de vardı Ahol'ün ilerisinde ve oralarda da mesela hani böyle bir alıştırma olsun diye mülakat salonları vardı. Onlara da girince işte şansınızı deneyebiliyorsunuz. Bir mülakat nasıl yapılır, ne gibi sorular sorulur, onlarla karşılaşıyorsunuz aslında. Biz çok fazla oraya kadar ilerleyemedik fakat oralarda söylemek istiyorum. Yani gerçekten mezun olurken ve olduktan sonraki bütün yakın süreçler aslında bizi bir şekilde alıştırmışlar, göstermişler, örneklemişler. O yüzden benim hoşuma gitti, yararlı olacağını düşünüyorum sizler için de, gidenler için de. Zaten birçok üniversitenin zaten standını görmüşsünüzdür, vardı da. Aynı şekilde öğrenciler de gelmişti birçok üniversiteden. Bu şekilde, fuar bu şekildeydi yani. Şimdi biz o yüzden fuar bitti, normal hayatımıza dönüyoruz ve spora geçiyoruz. Arkadaşlar ben sizi güncellemeyi unuttum fakat biz şimdi gördüğünüz gibi tavuk pilav yemeye geldik yani. Bizim için normal ama o birazcık utanıyor. Beni de çok çekiyor biliyor musun? Bu şekilde yani aslında bir açık size yemek bitmeden şey, tam seni göstermiyorum. Kamera gelince yemeği bırakan adam. Zaten burada müdavimim Yaren. Böyle üç kişi yemek yiyoruz. Okan bizden ayrıldı. Yemek yedikten sonra biz de ayrılacağız. Ama dedim sizi bir güncelleyeyim. Zaten yurda geçince de güncelleme yaparım. Videoyu kapatırım diye düşündüm. Şimdi küçük bir pilavcısına gelmişken size bir çekmek istedim. Hatta size mekan da göstereyim. Burası gayet güzel ve çok popüler bir yer aslında. Böyle. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi biz zaten ayrıldık ve ben odaya geldim. Odaya gelmişken hazır sizin sabah astığınız çamaşırlar vardı hatırlıyorsanız. İşte onlar kurumuş. Onları toplayıp bir katlayacağız. O sonrasında zaten ben makyajımı çıkartırım, bir duşa girerim ve gün benim için biter. Bu şekilde yarın da devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü bugün çok da bir şey olmadı. Yarın da spora gideriz. Yine dersim var öğleden sonra, ona da dahil ederim diye düşünüyorum. Farklı bir plan olursa da zaten daha da iyi olur. Bu şekilde bir yurda geldim. Size bir özet geçeyim istedim. Bu arada ben size şunu da göstermeyi unuttum. Şöyle Adaksan online'dan sipariş vermiştim. Şöyle öncelikle bir bluz aldım arkadaşlar. Bir crop diyebiliriz. Kumaşı çok güzelmiş. Böyle bu M bedendi büyük ihtimalle. Bunu aldım. Ve bunun da altına kombin olsun diye şöyle bir kot pantolon aldım. Zaten şu an bu sıralar bu renklere, üzerinden de anlayacağınız üzere taktım. O yüzden böyle bu renkte bir mom jean aldım. Bunu da 38 beden tercih ettim. Likralı mı diye soracak olursanız denediğimde gördüm ama şu an esnemiyor yani. Likralı değil.
Bunu böyle bu şekilde kombinledim aslında. Çünkü zaten bununla hemen hemen her şey uyacağı için üzerine farklı bir üst aldım. O üst de şu. Bu sıralar zaten çokça görüyorsunuzdur bu yakaları. Bu şekilde kalp yaka diyeceğimiz bir triko aldım. Böyle bluz aldım. Burası böyle kare olarak geliyor. Üst kısmı böyle kare şeklinde geliyor. Şuralarında küçük detayları var. Kumaşı da gayet esnek. Bunu da gayet beğendim, olur diye düşünüyorum. Tek numarası şöyle göğüs altında güzel bir detayı olan sade siyah bir crop aldım. Bunu da bu şekilde her şeyle kombinleyebileceğim için güzel olur diye düşündüm. Böyle yanlarında da bu arada şöyle büzgüleri var. Bakayım diyeyim. Şu şekilde büzerek de kullanabilirsiniz. Açıp da kullanabilirsiniz. Böyle. Eşyaları katladıktan sonra gördüğünüz gibi bir duş alıp geldim ve gerçekten daha da yorgunluk üzerine çöktü. Büyük ihtimalle erken uyuyacağım. Zaten yarın da erkenden spora gidip sonrasında derse geçeceğim. Duştan sonra yaptığım bakımı, minik bakımı ve saçlarıma sürdüğüm ürünleri göstermek istiyorum. Ve ondan öncesinde de vücuduma sürdüğüm, genellikle bacaklarıma ve kollarıma şu markanın, bu markayı çok severek kullanıyorum ben. Doğal bir içeriği var ve nemlendirmesi vesaire de çok güzel. Aynı zamanda yüz toniği ve yüz nemlendiricisini de kullanıyorum ve çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu keçi sütü özlü body lotion'ı kullanıyorum. Saçımı da kullanacağım. Saçımı bu aralar hem kokusundan dolayı hem de etkisinden dolayı Urban Care'in bu Summer Edition adlı, aslında güneş sonrası koruyucu bir bakım kremi, fakat ben kokusunu falan çok sevdiğim için şu anda kullanıyorum. Kokusu gerçekten çok güzel. Böyle yılan yılan yağını direkt birebir aldığınız bir bakım kremi. Ve silikon ve paraben içermediği için de saçlarıma genellikle bunu geçiyorum. Ama onun öncesinde açmak için şöyle Unibaby'nin kolay tarama spreyini kullanıyorum. İçeriği hem güzel hem de çok başarılı. Çok inatçı saçlara bile çok kolayca açıyor. Biz ailece kullanıyoruz mesela bunu ve ben asla vazgeçemiyorum. Ne zaman indirimde görsem stokluyorum. Dolayısıyla sizin de böyle bir sorununuz varsa, yani saçlarınız hem kırılmasın hem de kolay yaşasın istiyorsanız, bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi saçlarım için bunları kullanacağım. Bu ikisi genellikle duştan sonra yetiyor bana. Yüzüm içinse hemen ne kullanacağımı gösteriyorum. İlk önce şu Nip Fab'in pedleri var, biliyorsunuzdur. Salisilik asitli bir pedi bu. Aslında gündüz için uygun bir ped, fakat salisilik asit içerdiği için ben akşamları işte banyo sonrasında temiz cilde uygulama yapıyorum. Bu da işte yüzümde bir şey kaldıysa vesaire çıkartmak da iyi oluyor ve bir tık da en azından sivilcelerle ve siyah noktalarla baş ettiğimi düşünüyorum. Tonik uyguladıktan sonra şöyle Neutrogena'nın Hydro Boost serisinden şu nemlendiricisini kullanıyorum. Bu su bazlı bir nemlendirici olduğu için ve ben de sivilceye çok yatkın bir cilde sahip olduğum için bana iyi geliyor. Çok da güzel nemlendirdiği ve nemlendirdiğini hissettiğim için bunu da ardından uyguladıktan sonra, ha bunu yeni aldım sayılır. Çok da büyük bir şey aslında, fakat Kore markası olduğu için ve Watsons'tan almıştım. Watsons'taki çalışan da önerdiği için şans vermek istedim. Bu da işte şey, serum aslında bahsettiğim şey. Şu şekilde göstermek istiyorum, ambalajları vesaire de benim çok hoşuma gidiyor. Fakat bakın ne kadar güzel bir şişesi var. Ben buna bile vuruldum diyebiliriz. Birazcık katı bir formda, fakat yüzde gerçekten çok hızlı bir şekilde emiliyor ve bir tık su bazlı diye düşünüyorum. Hem boyun hem de yüz için kullanabiliyorsunuz. Bunun da etkisini beğendiğim için buna da yer veriyorum. Yani iki nemlendirici ara ara kullanıyorum ki yüzüm neme doysun. Sonrasında göz altlarım için de şu Face Lab'ın aydınlatıcı göz çevresi bakım serumunu kullanıyorum. Bunun da içeriği güzel olduğu için ablamdan coklamıştım. Bu kadar.
yağ bazlı bir temizleyicinin ardından yüz temizleme jeliyle de temizleseniz tonik de her zaman çok daha etkili ve tamamlayıcı bir temizlik yaptığınızı anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bence rutininize kesinlikle toniği de ekleyin arkadaşlar. Yüzünüzü temizliyorsanız tonikle geçmeyi ihmal etmeyin ki kalıntı varsa gerçekten yok olsun. Sonra genel olarak ne yapıyorum diye soracak olursanız yani rutin bu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ikinci günü uyandık. Şu an saat 9.30-10'a geliyor. Dolayısıyla ben kalkıp hazırlandım ve spora geçeceğim. Şimdi sadece bir spor kıyafetlerimi ayarlayacağım. Ondan sonra da üstümü giyinip çıkacağım. Ondan sonra da zaten spora geçiyor olacağız. Fakat çok rüzgarlı olduğu için size sadece büyük ihtimalle giderken yol çekebilirim. Çünkü gerçekten çok rüzgar var, sesimi duymazsınız diye düşünüyorum. Bu şekilde bugün üst vücut ağırlıklı çalışacağız. Dün ise alt tarafımıza yönelik çalışmıştık, bacak çalışmıştık. Dolu dolu spor yaptığımızı düşünürsek 2 haftadır. Bu haftanın başlangıcında biz ağırlıklarımızı arttırdık ve güçlenmişim yani. Bu beni mutlu etti açıkçası. Dolayısıyla şimdi üst kolda da bir tık ağırlık arttıracağız. O yüzden çok verimli geçiyor. Güçlendikçe insan iyi hissediyor. Yani bu süreç gerçekten insanı motive ediyor diyebilirim. Böyle siz de benimle birlikte motive olabilirsiniz inşallah. Bu arada dün bacak antrenmanını çok az çektim. Çünkü aşırı kalabalıktı. Biz fuardan sonra geçe kaldığımız için bir tık. Normalde sabahlara gittiğinizde böyle bir yoğunluk olmuyor. Biz hani aletlerde sıra falan bekliyoruz. Tabii bu hoş değil fakat dolayısıyla ben de çok fazla çekemedim. Yani 3-4 tane falan hareket çekmişimdir. Onlar da zaten gerçekten hani utanarak çektim diyebilirim. Bugün umarım boş olur ve rahatça çekebilirim. Çünkü hani spora gidiyorum diyorum sonuçta ve çok az hareket göstermem ne kadar mantıklı bilmiyorum. Neyse bunun da bir açıklamasını şöyle bir kıstırmak istedim. Şimdi yoğurtlu bir granola yapacağım. O beni spordan sonra tutacak diye düşünüyorum. Yanıma bir de bir meyve alırım. Bu şekilde onları hazırlayacağız şimdi bir de.
Bunu da söyledikten sonra spor kıyafetlerimizi ayarlayalım ve çıkalım. İyiyim. Tamam. Gördüğünüz gibi sirkeli suyumu da içtim. Şu an zaten spor kıyafetlerimi hemen üzerime giydim. Montumu alıp direkt spora geçiyorum. Spordan sonra giyeceklerimi de çantama hazırladım. Granolayı da hazırlayıp koydum. Hiçbir şey unutmadığımıza göre bence artık çıkabiliriz. Arkadaşlar alandayız. Bakın bugün de bu toparlayıcı taytımı giydim. Üzerine bu Jack Johnson tişörtünü. Bu şekildeyim. Arkada da bir adet Yaren görüyorsunuz. O da şimdi hazırlanıyor. Birazdan beraber gösterip üstümüzü sonra spora çıkıyor oluruz zaten. Yaren. Güncelleme, şu an spordan çıktık ve derse geçiyoruz. Hava güzel, gayet güzel. Zaten sporda çektim diye düşünüyorum. Oradan konuşma. Yine açılışı yaptı. Şimdi derse yetişmeye çalışıyoruz. Durum bundan ibaret. Evet, derste çekemem büyük ihtimalle. Evet, Okan Bey'i çekebilirim çünkü sunum anlatacak. Bakalım oylarız belki hep birlikte. Bakalım bu şekilde. Nasıl anlatacak? Arkadaşlar ben de size araştırmanın kabiliyet sınıflarını ulusal bilimde nasıl incelenmiş olduğunu size açıklamak istiyorum. İki ana başlıkta incelenmiş bunlar. Tarıma uygun araziler ve tarıma uygun olmayan araziler olarak. Roman hocamız da söylemişti, Roman rakamlarıyla ifade ediliyor hepsi. Ve totalde 8 sınıf bulunmakta. Burada da tarıma uygun olmayan araziler olarak ikinci başlıkta incelediğimiz zaman 5. sınıf araziyle başlıyoruz. Kültür bitkileri yetiştirmeye müsait olmadığından çayır ve orman gibi uzun ömürlü bitkilerin yetiştirildiği arazi olarak adlandırılıyor. 5. sınıf geçici sınıftır. Ne demek geçici sınıf? Bir yere geçici sınıf dediğimizde ıslah edilebilir özelliği var demektir. Islah edildikten sonra bu arazi 4, 3 veya 2. sınıf araziye dönüşebilir demektir. Geçici sınıf. Kullanım özelliklerine göre üçe ayırıyoruz. Toprak işlemeye uygun araziler, 1., 2., 3. ve 4. sınıf arazilerdir. Toprak işlemeye uygun olmayan araziler 5. sınıf, 6. ve 7. sınıf araziler olarak değerlendiriliyor. Yazım eskiden. Gördüm geçen de burçların sevdiği aksesuarlar baş harfi kendi baş harfi koymuştu. Aslında hemen küçük bir güncelleme yapıyorum. Şu an saçların diplerini boyayacağız ve evde kalan bütün boyaları karıştırarak saçlarımı boyayacağız. Ve tam olarak bir kutu olmadığı için yeter mi yetmez mi bilmiyoruz. Ama eğer yetmezse de birlikte görmüş olacağız. Yani bilmiyorum. Tamam hadi gel başlayalım şimdi. Thank you.
altına yaptı abi. Bilmiyorum sen saçımı boyamamız gerekiyor ama. Bir flaş için. Bir şey diyeceğim, telefonun hiçbir şarjı tutulmadı. Bir şey diyeceğim, çok garip değil mi sanki? Sus! Zülcecim, lütfen hayatım. Bir şey sorabilir miyim? Şalterler atmış olabilir mi? Hayır, her yer gitmiş. Bu kadar rüzgara bir zahmet artık yani. Sadece bir... Neyse, eğer istediğimiz gibi olmazsa rengi de göremeyeceğimiz için moralimiz bozulmaz bir tanem. Arkadaşlar şu an beni ciddiye almıyor olabilirsiniz fakat bir güncelleme yapmak istiyorum. Arkadaş cihazım yarım saatte boyamayı bitirdi ve biz yarım saat bir 30 dakika 35 dakika civarı diplerimi bekleteceğiz ve tam olarak boyada yetmez diye düşünüyorduk. Ben bunu sizinle paylaşmadım fakat tam olarak bir kutu boyamız yoktu bizim. Fakat yine de yetti, oksijeni bir tık daha fazla koymuştuk. Şimdi kaşlarımı da boyadım, onları bir 5-6 dakika bekleteceğim. Bunları da dediğim gibi 30-35 dakika bekletip yıkadıktan sonra size sonucu yarın gün ışığında gösterir. Videoyu da kapatırım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba, bugün gördüğünüz gibi saçlarımı boyadı, hatta test çalışması için... Buraya kadar sahiplenmedi peki. Test çalışması için hocamızın yanına gittik ve şu an onunla işimiz bittiği için Starbucks'a geldik. Ve ben de size saçlarımın son halini göstermek istedim. Aynı zamanda da bir kapanış yaparım diye düşündüm, dün de söylediğim gibi. Bu şekilde ben şu an çok da bahsetmek istemiyorum fakat... Sultan Bakır'ı koyduğum için çok az olmasına rağmen diplerim de ısısıyla birlikte çok hızlı bir şekilde renk aldı. Dolayısıyla bakın uçlarla dipler arasında fark görüyorsunuzdur. Ben çok net görüyorum çünkü. Büyük ihtimalle ya ikinci kez saçımı tekrar boyayacağım kumral tonlarına, şu turunculuğu natürlesin diye, ya da direkt kuaföre gidip hiç uğraşmam. Yani artık bıktım çünkü falan demişim. Böyle yani güzel boya yettirdik, ışıklar gitti, yine boyadık fakat olmayınca olmuyormuş, öğrenmiş olduk. Bu şekilde size bir kapanış yapmak istedim. Merak edenler için de göstermiş olayım dedim. Böyle umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım dolu dolu geçmiştir sizler için de. Bizim için gerçekten dolu dolu iki gündü. Bu şekilde. Ha, tamam hadi sen de hoşçakal da gel. Hayır, bir dakika. Arkadaşlar beni daha fazla videolarda görmek istiyorsanız biraz lütfen şuradan abone olun. Şuradan beğenin, şuradan like atın, şuradan bir şeyler yapın falan filan. Yorumları zaten zaman, yarın yazdım. O zaman her şeyi anlayacağım. O zaman diyorsun ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Tamam, videoyu beğenmeyi, beğenmişsinizdir zaten diye düşünüyorum. Çünkü çok action'lı oldu, elektrikler falan gizli boyadık falan, ben böyle ağladım. Sporlar vesaire. Beğenmeyi, abone olmayı rica ediyorum artık lütfen yani. Kıramazsınız, biliyorum ya, anladınız mı? Daha neler gelecek. Bakın siz beğendikçe, abone oldukça, şaka bir yana. Benim enerjim yüksek olduğu benim için. Benim kadar yerden de motive oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Destek, bu böyle, bu bir güç, anladınız mı? Bu takım çalışması. Takım çalışması. Ben onun psikolojisini yükselteceğim ki o da böyle videolar atacak. Benimkini sormayın zaten, neyse. Öpüyorum hepinizi. İkimiz buradan spora. Tamam. Hepinizi kocaman öpüyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.